Arun hocam, erkeklerde kısırlık konusu. Peki, erkeklerde kısırlık nedir? Görülür mü? Tedavi yöntemleri nelerdir? Evet, tabii ki erkeklerde kısırlık olur. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, bir çiftin gebeliği olmadığı zaman sebep erkek de olabilir. Biz de genelde bayanlar hemen kadın doğum uzmanına gidip hani bir sorun bende mi var, niye gebe kalamıyorum gibi bir yaklaşımda olsa da şöyle oranlar vereyim. Bir yıl evli olduğu ve çocuk istediği halde gebelik elde edemeyen çiftlerde %50'de bayan tarafında sorun var. %30'unda erkek tarafında sorun var. Kalan %20'sinde her ikisinde sorun var. Dolayısıyla yani her 3 çocuk sahibi olamayan çiftin birinde erkek tek başına sorumlu. Bu maalesef akla geç geliyor. Bazen erkeklik gururuyla ya benden sorun olur mu işte gibi oluyor. Önce bir şekilde bayan gidiyor. Benim burada çiftlerden kadın doğum uzmanına giden bayanlar için önerim şu. Siz mutlaka kontrollerinizi, jinekolog doktorunuzun takiplerine girin, değerlendirmelerini yapsın ama işin başında bir de eşiniz sperm testi yaptırsın. O sperm testi tek başına erkekteki o %30'u oluşturan erkek tarafının bir soruna sebep olup olmadığını ortaya koyar. Basit bir testtir. Verildikten sonra 2-3 saat içinde sonucu alınır ve hani en azından erkeğe ait bir sorun olup olmadığı kolaylıkla öğrenilir. Şuna çok üzülüyoruz. Bazen hanımefendi kadın doğum doktoruna aylarca gidiyor ama eşini o testi yapmaya ikna edemiyor. Halbuki hanımefendi hiçbir sorun yokken tek sorun erkekte çıkabiliyor. Böyle bir duruma düşmemek için bence her ikisini bir başlatıp erkeğin de durumunu orada tespit etmek gerekir. Sonuçta burada suçlu, güçlü, zayıf olayı değil bu. Yani suç aramıyoruz. Orası mahkemede değil ama yardımcı olmak için doğruyu bulmamız lazım. Onun için bence erkekler bu konuda biraz daha böyle duyarlı, evet olabilir, gideyim hemen yaptırayım gibi yaklaşmaları bence son derece doğru olur. Erkeklerden kaynaklanan kısırlıklarda sperm hücrelerinin sayısının azlığı, hareketliliğin azlığı, cansız çıkması söz konusu oluyor. Bunun da değişik nedenleri var. Bazen hormonal dengesizlikler, bazı hormonların düşük olması, tiroid hormonları bile sperm kalitesini bozuyor. Süt hormonu dediğimiz erkeklerde olan prolaktin hormonunun da yüksekliği sperm hücrelerinin hareketini bozabiliyor. Bazı yapısal hastalıklar, varikosel gibi damar hastalıkları, testiste üretilen o tohum hücrelerinin kalitesini, sayısını düşürebiliyor, hareketsizleştirebiliyor. Böyle bir dizi, bazen bir takım mekanik tıkanıklıklar, kanallarda olan tıkanıklıklar, değişik nedenlerle hücre çıkmamasına sebep olabiliyor. Bunu ürolog hızlı bir şekilde bir takım testleri yaparak, kriterleri ortaya koyarak yakalar ve onun tedavisini önerir. Bence bu konuda da erkeklerin duyarlı olması son derece doğru olur. Neticede yapılan tedaviler sonucu da yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Yani bir 4 ay içinde, bazen 6 ay içinde çiftin gebeliği elde etmesi söz konusu oluyor. Aşılama gibi, tüp bebek yöntemleri gibi daha maliyetli ve eziyetli yöntemlere varmadan, ulaşmadan problemi çözmek söz konusu olabiliyor. Sonuçta en güzel olan doğal yolla gebelik sağlanması, hem maliyet açısından hem tedavilerdeki o sıkıntılar açısından. Yani bunu üroloji tarafını bence göz ardı etmemek lazım. Tabii ki jinekolog doktorların da kadın hastalıkları yönünden değerlendirmesi, yumurtlamanın takibi, hormonal dengeler, tüplerin açık olup olmadığının değerlendirmesi hepsinin yapılması lazım. Bunlara biz karşı çıkmamız söz konusu değil. Ama hani erkek tarafının da değerlendirilmesi şart ve onu işin başında yapmak. Çünkü hem en kolay test, hem en hızlı sonuç veriyor, hem de o anda şunun kararını verebiliyorsunuz. Beyefendide bir sıkıntı, problem saptamadık. Sizin üzerinize yoğunlaşsın jinekolog doktorunuz diyebiliyorsunuz. Veya onda da sorun var, sizde de olabilir. Siz de gidin, biz de onun tedavisini yapalım diyebiliyoruz. Şu kolaycılığa da kaçmamak lazım. Ya biz onunla bununla uğraşmayalım, tüp bebek tedavisi olalım
gibi kolaycılık hem maliyetli, gerçi hızlı sonuç verebilir fakat hani ne olursa olsun doğal dışı bir yöntem. Bu açıdan bu konuda erkeklerin de duyarlı olmasını ben öneririm. Evet, hem erkek tarafın hem bayan tarafının, kadın tarafının ortak hareket etmesi kesinlikle gerekir diyorsunuz. Çözüme iki taraflı bakılması gerekiyor demiş hocam.